Ya iki fena rakam değil şu bu an. Bu arada işte. oynattığı maçlarda da değil. Ersun Hoca'nın oynattığı maçlarda da çok istediği verimi alamadığını da söyleyelim. Tempo olarak çok memnun değildi. Bakış açısı bu. Doğru fiyat bulunursa satılacak. Doğru fiyat olmazsa da Fenerbahçe'de kalmaya devam edecek. Doğru fiyatı bulana kadar ya da oynayana kadar e, kulübede bekleyecek. Ama Fenerbahçe'nin bir satış yap yapacağını da şimdi hemen bugünden yarın olmayabilir ama Ocak oyunun sonlarına doğru belki ki yani, satış bir satış gerçekleştirebileceğinden farklı Volkan Zaitz var, Jason, Jason var. var ki Jason bence satırsa tepki toplar. Çünkü Jason e, faydasız bir adam Satılırsa, değil. Satılırsa Jason'dan daha iyi yaptım. bir adam alınması lazım. Yani son Rize maçı da gösterdi çok ki bu adam yaptım. orta sahada da iş yapar Bu bence... arada bu arada e, şimdi Falet geldi tamam ama hep ne dedik? Soru işareti. Şimdi belki stoper alternatifi olarak da e, gözden çıkarmayabilir Ersun Yanal ve ekibi. O yüzden e, Zaits'in satılma ihtimali daha yüksek. Ama tekrar ediyorum 2 milyon euroya, 2,5 milyon euroya olacak işler değil. Çok net. Sloven milli takım oyuncusundan bahsediyoruz. Bu oyuncuyu da bedavaya almadı Fenerbahçe. Bir bonservis vererek aldı. O parayı geri alabilirse satışı onay verir ama onun dışında Fenerbahçe e, beklemede şu anda. Belki Ocak ayının sonuna kadar da bekler. Belki de satmaz Zaits. Ama beklemede. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe zayısı satmayıp <laughs> elinde tutacak, ileride çok para kazanacak diye bir yatırım ya da böyle bir amacı varsa bu olmayacak. Yani Ersun Hoca hiçbir evet, hoca zaman, bakış hiçbir zaman Zaysa sıcak bakmayacak. Zaysa sağlıklı. Belki de kendisine göre fiziksel olarak en iyi olduğu dönemde bile zaten çok fazla forma şansı bulan bir oyuncu değildi. Fenerbahçe'nin şu anki mevcut kadrosunda da zaten Zayt'sa yer yok. O yüzden diyorum Fenerbahçe alır satar der ki kardeşim bir sonraki satıştan da 125. Ancak böyle satabilirsin Zayt'si. Ama Fenerbahçe'nin şu an oyuncu satması gerekiyorsa Zayt'dan başka alternatifi yok. O yüzden 1.5-2, 2.5 hiç fark etmez. Fenerbahçe bir kere satacak Çok Zayt'sa. fark ediyor işte. O yüzden de o bedeli, doğru bedeli bulmadan Satış gerçekleşmeyecek. Ben de doğru bir şey söyleyeyim. 5 oldun, milyon euro civarı öyle söyleyeyim sana. 2 ile çarp. İyi e, 16'ya Napoli'ye satın o zaman Zayt. Ya ne alakası var Tam ya. Nereye 5 milyon yani Zayt Oynamadı abi 4 ki Fenerbahçe. 4.5'ü aldı abi. zaten. E, tamam 4.5 oldu. 6 ay önce 4.5 olan oyuncu şimdi niye 2 milyon euro yani. Oynamadı ki. Bu adamın piyasası var. Piyasası abi, oynama, düştü. Oynamadı, oynamadı diye, çünkü. Oynamadı diye bir şey yok. Bu adam Sloven milli takımına seçilen uluslararası bir oyuncu. Uluslararası oyuncuların piyasası öyle 3 ay oynama 5 ay milli takımın bir, bir değeri var ama şey. lig performansı da kötü Scooby's yani. Skubic'de sıralan bir takımda oynuyor yani. Volkan. Tamam o da değerli bir oyuncu. Tamam Skubic'i de beğeniyorum. Değerli bir oyuncu. Konya'daki Skubic var Tabii. ya. Tabii ki 16 milyon euro falan öyle rakam İyi bir olmaz oyuncu. ama. İyi oyuncu. 5 milyon euronun altında da ben Fenerbahçe'nin zayıfsız satılacağını düşünüyorum. büyük başarı. Komali istifa şeyi hemen geri alınır onu söyleyeyim. Komali ile ilgili şunu söyleyeyim bak. Eleştiriler... Komali satışları iyi ama şey iyi bak, değil. Eleştiri, Alışları kötü. Eleştiri konusunda komoliyi <laughs> ben de eleştiriyorum. Ben de bazı noktalarda eleştiriyorum. Fakat şimdi mali gerçekler önümüzdeyken işte soru işareti olarak gözüken bir oyuncu aldı şu an Fenerbahçe. Buradan ben yüklenmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ya. Yani ee, bu şartlarda yapılabilecek en iyi transferleri yapmaya gayret gösteriyor. Valla ben dostlar alışverişte görsün diye oyuncu aldığını düşünmüyorum. Ben Volkan'a katılıyorum yani sonuçta Burada. oyuncunun sanki böyle e, oyuncu ile ilgili çok ciddi böyle soru işaretleri varmış. Hep yani böyle bardan boş tarafından bakılıyormuş gibi havayı hava esiyor. Ama mutlaka bir araştırma yapılmıştır. Bence yapı bir araç bu kadar da değil ya. Bu kadar tamam. da yani sıradan bir Ha şöyle Aynı sıra Frankfurt'ta sıradan bir takım değil. İyi takım yani şimdi orada da. Geçmişte şöyle şeyler yaşandı. Silimani geldi kiralık olmadı mesela, Benziya geldi kiralık olmadı. Hayır, bu tip soru, bu tip, bu tip soru işaretleri olduğu için Komoli'nin CV'sinde Fenerbahçe CV'sinde taraftar da doğal olarak bir endişe hissediyor. Ama açık ve net söyleyeyim, az önce söylediğimi tekrar edeyim. Benim Almanya'da yaşayan ve futbol bilgisine çok güvendiğim bir arkadaşımla yaptığım görüşmedir. Bana dedi ki Türkiye ligine son derece uygun bir stoper dedi. Evet ayağı düzgün değil dedin onu söyledi. Geriden, onu söyledi. geriden oyun kurmuyor. Ama sert ve var. agresif bir oyuncu ve çabuk bir oyuncu dedi. Hiç, için. her çabuksa problem yok. Ç i̇zlediğim bir oyuncu değil, tekrar ediyorum. Bildiğim bizzat bildiğim bir oyuncu değil ama güvendiğim insanlardan aldığım bilgilere göre de bu lige uygun bir stoper olduğunu söyler. Ha, sezon başından beri maçı yok. Bu çabuk adaptasyon konusunu geciktirebilir. Sonuçta sezon sonuna kadar kiralık bir oyuncu. Ama ee, bu riski de alıyorlarsa araştırmışlardır diye benim düşünüyorum. Tek, Öyle varsayıyorum. Ha, Volkan benim eee ilgili kafamda tek bir soru işareti var. Sonuçta kabul edelim biz ben de tanımıyordum, bilmiyordum. Yani Fenerbahçe'ye transfer olana kadar. Ama Ersun Hoca'nın onayı varsa ben bir şey demem. Ersun Hoca'dan habersiz Ersun Hoca'ya zorla dikte edilerek Ersun araştırmadan yani. bir şey böyle bir şey onay verdi. Yani ben ihtimal vermiyorum. Bu benim için yeterli. İkna edici oldu. Ersun Hoca onay verdiyse problem yok. Yani ihaleyi sen dedin ya ihaleyi kime bırakacak? Peki. İhaleyi bırakacak sanki bırakalım. Tek Peki. bir isim yok. Peki. Bir de birincilikten verelim. Buyurun. Hangi takım? Bir kırmızı. Bursaspor. Güzel. Tata Süper Ligi'ye Ver kırmızıyı. Bursa Spor'da transfer, Serdar Özkan'la her konuda anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bursa Spor için Yasin Öztekin adı da geçiyor ama net değil, belli tamam, değil. Ama mevzat getiriyor. Serdar da. Özkan e, tamam, işlem e, tamam. Yasin diyordu de, ya, Yasin Bursa Spor'la. geçiyor. Geçiyormuş, <laughs> adı geçiyormuş. Nevzat da Fener'e getirmeye çalışıyor. Öyle ben estağfurullah ben yani. <laughs> Fenerbahçe. Komoli Serdar varacak. iyi transfer o Komoli'nin büyük transferleri varken bize şey düşmez. Serdar çok kolay adam geçen. Çok rahat çalışıyor. Bir şey söyledi söylüyorum. kaçırdın o detayı ama. Ne dedi? Kaçırdım. Komoli'nin diyorum o transfer bombaları varken bize laf düşmez dedim. Bak ben de eleştirdim. Satış konusunda <laughs> çok iyi ama hakikaten. İyi, iyi satışçı bak. Geçen Komoli iyi satışçı ben ama de alış konusunda ben biraz problemli. Geçen sezon ben de eleştirdim. Silimani'lerin, Benziyalar'ın geldiği sezondan sonra... ...sportif direktör olarak alabileceği en ağır eleştirileri aldı. Ama şimdi ortada böyle bir durum yokken, daha adamı görmemişken... ...belki de mesela... Bu görüşler doğru çıkacak yani. Ama e, bir değil iki değil yani bu 25. transfer oldu niye ya? bu sezon hala İngreya 25. transfer bu sezon ya. bu sezon Fenerbahçe transfer performansı yine yani, 25. 25 vardır herhalde bir buçuk iki senede Var ama bir bu üç. sezon bu sezon Fenerbahçe iyi transfer yaptı onu söyleyelim. Luis Gustavo iyi çok i̇yi, transfer. iyi transferler yaptı bu sezon. Morich bak Cruze patlama Cruze, yapamadı ama, ama kalite oyuncu. Cruze iyi transfer. Rodriguez. Veda. Zanka'yı eleştiriyorlar. Zanka da bana göre maliyet da. olarak bir saniye, bakarsan iyi bir oyuncu. İyi transferdi. Neye göre iyi? Allah aşkına. E şimdi bunu, Fenerbahçe bunu mi iyi? Diğerleri kötü göz, olduğu için mi Fenerbahçe iyi görünüyor? Bana, bak bana soracak olursan Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta yine toparlasa da hepsi başarır. Bir başarılı birisi mi? varsa Sivas'tır ya. Yani. Öyle öyle o kesin. Başakşehir'dir. O, kesin. o ayrı bir şey canım. Sen bak Başakşehir başarılı. Sen Fenerbahçe 20 tane transfer yapmışsın. Hala şampiyonluk soru işareti. Hala olabilir. Fenerbahçe için başarı kriterine ne? geçmek mi? Zir abi, Fenerbahçe için şampiyon olmaktan başka performansı farkı. Fenerbahçe olman. için şampiyon olmaktan başka çaresi olmayan bir takımın bu kadar çok puan kaybı yaşaması normal mi? Ya çatır çatır ne kadar Fenerbahçe çatırtı çatırtı bak. Fenerbahçe'nin puan kaybı. Transferden puanı, bu bahsediyoruz bu abi transferle. O transfer için nice performans ayrı şeyler. Ben Santa'ya bakıyorum 18 tane. Hocayla şu an anket yap. 18 hocayla anket yap. Almak istediğiniz ilk oyuncunun ismini yazın de. 18'den en az 15 tanesi Luis Gustavo'yu yazar. E bu transferi kim Vallahi yaptı? Gustavo ben Komol'li yaptı. Ersun Hoca istedi. Yazarım. O istedi. Bu istedi. Bir başkası başka birini yazar. Luis Gustavo şu an bu ligin en değerli oyuncusudur. Unutma Gustavo'nun adı da geçti Fenerbahçe'yle. Ben Viska'yı Fenerbahçe yazarım mesela. Yani Ben Ben Gustavo'yu çok beğeniyorum söylüyor. bu arada. Bana göre çok iyi. İnanılmaz ee, iyi bir Fenerbahçe, oyuncu. Fenerbahçe komoly ile Önü açık, parlak, flash transferlere bir türlü el atamıyor diyor mesela. Abi mali gerçekler var. Onu tam oraya getiriyordum zaten. O gerçekte önünde duruyor Fenerbahçe'nin sevgili Nevzat. Şimdi, Fener Eskiden olsa Visce şu an Fenerbahçe'ye dedi bana göre. Mali olarak o güçlü dönemi şey, olsa değil mi? Alırdı. O dönem bitti. Kesin alırdı. O, o dönem bitti zaten. O dönem zaten. bitti artık. başka Artık bir... kartlar yeniden dağıtılıyor. Artık ben büyük... bu sezon eleştiremez. Bak ben eleştirirse ben en başta eleştiririm. Komolli bu sezon eleştiremez. Kusura bakma da sizin geçen seneden sonra başarı algınız değişmiş o zaman. Hiç alakası yok canım. Size göre ben başarı demiyorum ben. Ama yerden Benim için başarı bir başka değil. bir şey. Çünkü ben başarıları yaşamış ve başka şekilde görmüşüm. Senin için başarı geçen seneki o kabustan sonra kusura bakma da Volkan Fenerbahçeliler böyle düşünmemesi lazım. Fenerbahçe'nin bir kere bu kadar iddialı olduğu, bu kadar rakiplerin problem yaşadığı bir sezonda uzak ara belki de yapması gerekirdi. Ya Fenerbahçe... Ama hala Fenerbahçe, daha Ersun Hoca istifa edecek mi? Komoli gidecek mi? O ne olacak? Bu ne olacak? Emre Belezoğlu krizi var mı? Emre Belezoğlu nerede bu arada? Geldi Aynen. mi? Geldi mi? ha? Sen kriz yaratmaya çalışıyorsun Hayır. şu anda. Anlat bakalım ben bir konuşacağım. E, evet. Muhteşem Fenerbahçe'nin Puan tablosuna baktığımda böyle uzak ara yaptığı bir lig yok. Benim için muhteşem. Abi bu ligde kimse Benim uzak ara yapamaz. Benim için muhteşem Sivas'tır kardeşim. Sivas'tır. Bu ligde Onu kimse, herkes kabul ediyor. Bu ligde edecek. kimse bu uzak ara yapamaz. Bu lig öyle bir lig. Öyle bir transfer 10, başarısı da yok yani. Kimse 18, kusura bakmasın. 10, 10, transfer başarısı var demedim ben. Transfer başarısızlığı yok. Geçen seneki gibi. O yüzden eleştiri yerden yere vuramazsın. Bak aldığı adamlar e, büyük ölçüde büyük oranda başarılı.